Arkadaşlar merhaba herkese. Ceviz tarlamızı kuruyoruz, devam ediyoruz işlemlere. Ara ara zaten videolar atıyorum ben. Toprağın hazırlanışından bu zamana kadar videolar çekmeye çalıştım size. Şimdi dikim bilgisi hakkında, özür dilerim düzeltiyorum. Dikim hakkında bilgi vereceğim birazcık. Bilmeyen arkadaşlar için. İlk başta çukurumuzu göster Barış. Göster çukurumuzu. Bu kadar genişlik ve derinlik yetiyor bir tüplü fidan için. Biz bunu burgu makinesiyle yaptık. Daha önce de toprağa patlatmıştık. İçine leonardit attık. Yaklaşık 1,5 kilo leonardit kullanıyoruz. Toprakla karıştırıyoruz. Siz de toprakla karıştırarak atın. Direkt atmayın, bu şekilde yapın. Şimdi işleme geçiyorum. Bu normal tüplü fidanlar, dağılacak vaziyette olanları altından da kesebilirsiniz. Kuyunun içinde. Ben elim alıştı biraz da. Böyle kesmeyi tercih ediyorum. Umarım dağılmaz. Aşı yönünü unutmayın arkadaşlar. Aşı yönü güney, kıble tabiriyle. O tarafı olacak. Genelde dalgınlık oluyor. Toprağı, buradaki en önemli hassas nokta toprağı dağıtmamak. Daha sonra fidanı böyle çukura yerleştiriyoruz. Dik olsun. Nasıl başlarsa öyle gider. Bir saniye Mustafa. Daha sonra toprağı yandan yıkın. Zaten toprak görüyorsunuz. Güzel bir toprak. Taş yok çok fazla. En sonunda size bir ayrıntı daha göstereceğim. Böyle elle çok zevkli oluyor. Hoşuma gidiyor. Güzel taşsız bir toprak. Burada önemli noktalardan bir tanesi havayı almak, toprağın havasını almak. Bunu da böyle çiğneyerek yapabilirsiniz. Diblerini güzel çiğneyebilirsiniz. Ben bunun üstüne aşı yerine kadar, aşı yerini geçmeyecek şekilde biraz daha toprak atacağım. Tekrardan çiğneyeceğim. Bakın aşı yönü kıbleye bakıyor. Ve toprak kesinlikle aşı yerinin üzerine çıkmıyor. Fidan dikimimiz tamam. Burada bir nokta daha göstereceğim. Yaklaş Barış. Burada iki tane mahsul var. Fidancı arkadaşımızdan ilk mahsul. Bunları diğer aşı yerlerine düzeltiyorum. Meyve gözlerine zarar vermedim. Bakın yaklaş şuraya. Dön şuradan. Dön. Burada meyve gözü var. Buna zarar vermeden arkadaşlar, elim alıştığı için çıkartıyorum. Bu meyve gözüdür. Buna zarar vermeden dalındaki meyveleri böyle koparıp atın. Can suyunu verir misin Mustafa? Gövdeden uzak duracak. Diktiğimiz fidanların iki günde bir sulaması var. İki günde bir aynı şekilde yeni dikmiş gibi suluyoruz. Bu süreci 10 gün boyunca devam edeceğiz. 10 gün sonra 3 güne çıkartacağız. Şimdi biz Ağustos ayındayız. Ağustos'un sonlarına yaklaştık. Eylül sıcak giderse 10 günde bir yine devam edeceğiz sulamalara. 10 günde bir, 3 günde bir defa olmak kaydıyla sulamalara devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. Geçmiş videolara bir bakın. Yeni başlayanlar için çok yararlı bilgiler verdim. Yararlı olduğunu düşündüğü bilgiler verdim. Yanlışım varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Şimdi çekeyim.